Merhaba arkadaşlar. Nur Gül'ün ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu iplerim sunni ipek. Bunlar bile arkadaşlar biraz hafif çektirdim yani. Size çok istediğiniz bir modeli tarif edeceğim arkadaşlar. Modelimiz de şu şekilde. Evet arkadaşlar bu model bana Instagram üzere geldi. Abla bunu çevirir misin diye böyle yoğun istekle. Bundan en az günde iki tane filan model alıyorum arkadaşlar. Bu benim kendi modelim. İğnesi yapmıştım. Sizlere tığa çevirdim. Evet almış olduğum modellerden bir tanesi de bu arkadaşlar. Bunun gibi günde en az 2-3 defa dediğim gibi marifetlerle diğer kanalların yapmış olduğu bu üç boyutlu lalelerden Hepsinden alıyorum arkadaşlar En sonunda biz tığ oyalarında Bu üç boyutlu laleden olsun diye Tığa çevirdim birazcık emekli oldu arkadaşlar Oyanın yapım emekli değil ama çekimi biraz Emekli oluyor biliyorsunuz aşamalı oluyor Ama çok güzel oldu İnşallah siz de beğenirsiniz Bir de arkadaşlar Bu şekilde dolma kalem kullandım bu pilot kalem pardon ee, bununla e, yaptım arkadaşlar tohumun dallarını bu küçük geldi biraz ve 22 numarada tığım var şimdi modelimizin yapımına geçelim inşallah arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimize bu şekilde sihirli halka yaparak başlayacağız sihirli halka parmağımızdan gelen ipimizi bu şekilde bakın sağa doğru yatırıyorum ve baş parmağımla orta parmağımın arasından ipi tutuyorum bakın bu şekilde halkanın arasından geçip buraya 3 tane zincir çekiyorum 3 zincirimi çektim arkadaşlar şöyle olup olmadığını bu şekilde ipi çekerek bakıyoruz bakın iki tel üstte olacak şekilde alttan girip buraya bir sahte sık iğne yaparak bir tane kirpik yapıyoruz yine 3 zincirimi çekiyorum 2 ve 3 buradaki halkanın içinden girdim sahte sık iğne yaparak kapattım bu şekilde arkadaşlar 7 tane halkanın içine yapacağız bir tane de baştakine batarak toplamda 8 tane yuvalar hazırlayacağız 3 zincirimi çekiyorum yine halkanın içine girdim yine Sahte sıkı iğne ile kapattım. Aynı işlem olduğu için biraz hızlanıyorum arkadaşlar. 4 oldu. Yine 3 zincir. 5 oldu. Yaptıkça arkadaşlar zihirli genişleyebilir. Şöyle ipi çekerek daraltarak küçük bir şekilde yapması daha kolay oluyor. Yine 3 zincir. 6. 1-2-3 3 zincir, bakın halkanın içine 7 tane yapıyorum ve arkadaşlar bakın şöyle yine bunu sıktıralım tam sıktıralım. Bakın 7 tane bu şekilde yuvam hazır. 8. Yuvam için 2 zincir çekiyorum. 3 zincir çektiğiniz takdirde arkadaşlar burası sanki 4 zincir gibi çok büyük bir nokta oluyor. Bakın şöyle sahte sık iğne ile kapattıktan sonra bir zincir üzerine de bir zincir çekiyorum İlk yaptığım yuvamın içine bakın bu şekilde sık iğne ile kapatarak buraya bir tane 8. yuvayı oluşturmuş oldum şimdi yine 3 zincirimi çekiyorum arkadaşlar şöyle bakın yuvalardan giriyorum aynı arkadaşlar ilk yuva da yapmıştık böyle minik minik. Yuvalar bir alta. Bunu 4 sıra bu şekilde arkadaşlar böyle dolanarak çoğaltacağım. Yani bildiğiniz arkadaşlar buraya bir boru yapacağız. 4 sıradan oluşan minik bir boru her buraya geldikçe arkadaşlar bir sıra tamamlanmış olacak. Onu da şu alttaki ipten bileceğiz. Şöyle bir sıra daha beraber yapalım yine bakın 3 zincirimin içine giriyorum buraya sık iğne ile sabitliyorum yine 3 zincirimi çektim sıradaki kirpiğimin arasına bakın arkadaşlar şöyle tırnağınızla tutup açabilirsiniz daha rahat girilir 2-3 zincir sıradaki yuvanın içine giriyorum 3 zincirimizi ile kapatıyorum. Evet, 3 zincir, sıradaki yuvanın içine girdim, sık iğneyle kapattım. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? İlk başlangıç noktasına geldik bu şekilde. Bu 8 yuvayı azaltıp veya çoğaltmamaya dikkat edin. Bakın, 3, 6, 7, bir tane de şimdi baştakine yine kapatıyorum 8 şimdi arkadaşlar bu şekilde şimdi iki sıra oldu iki sıra daha üstüne tamamlayayım 4 sıra olsun minik bir boruya ihtiyacımız var yani az bir boru arkadaşlar yaprağı lalenin yaprağı derken bayağı büyük bir model olacak arkadaşlar elimden geldiğince size bu şekilde yaptım büyük küçük artık siz e, kabulleneceksiniz arkadaşlar Evet Şöyle iki sıra dolanıp hemen geliyorum. Fazla vaktiniz gitmemiş olur. Evet arkadaşlar bu şekilde bakın tamamladık borumuzu. Dört sıra şöyle orta boy bir borumuz. Bu bize yeterli arkadaşlar. Zaten ya dört ya beş sıra yapmanız yeterli. Bakın en son bu şekilde sekiz yuvayı böyle koruyarak buraya kadar geldim arkadaşlar. Sizle beraber kurduğumuz sekiz yuvayı dört defa dolanarak tamamladım. Şimdi arkadaşlar bakın en son kapattığım bu üç zincirli yuvamın içine yaprak yapacağız ve üç tane zincir çekerek ilk yuvayı hazırlıyorum. Şimdi buraya 3 zincirimi kapatarak bir tane yuva oluşturdum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine iki tane bu şekilde yuvamı hazırladım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde en son kapattığım yuvaya yuvamızı hazırladık ve buraya 3 tane şöyle dibindeki zincirle 4 tane arkadaşlar zincir çekerek ilk yuvamın içine girip bu şekilde sık iğne ile sabit Buraya bir tane yuva yapmış olduk bakın arkadaşlar. Şimdi tekrar 2 3 zincir hemen yandaki yuvanın içine girip zaten iki tane yuva yapmıştık. Tekrar aynı yuvanın içine arkadaşlar 3 zincir çekerek yuva çoğaltma işlemi yapıyorum. Kapattım. Bu şekilde sık iğnemle 3 zincirim. Şimdi 3 tane yaptık ya arkadaşlar. Bakın dibine ilk yuvamızın içine 2 sonra 3 yaptık. Şimdi tekrar bunu azaltacağım. Bu bir zincirimi sık iğne ile buraya çoğalttığım yuvamın içine sabitledim bu şekilde yine üç tane zincirimi çektim minik bir yaprak olması için hemen arkadaşlar 3'ten geri azaltıyorum yine 3 zincir hemen bakın sondaki yuvanın içine buraya sık iğne ile sabitledim çeviriyorum arkadaşlar hemen köşedeki sık iğnemin içine sabitledim 3 tane zincir yuvanın içine sabitliyorum. Bakın. 2'den 3'e, 3'ten 2'ye ve sonra 1'e çoğalttık arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir zincirimi çekiyorum. Buradaki en son yaptığım bu bir yuvanın içine sık iğne ile sabitleyip ipimi koparıyorum arkadaşlar ve yaprağımız bu şekilde hazır. Şöyle suni ipek olduğu için yapmasanız da olur arkadaşlar kısacık kesip bırakabilirsiniz ama siz yine de e, tığ boyası ihtimale karşı bir çakmak değdirelim yaprağımız bu şekilde hazır bakın buralara yuvalar yapmıştık üçer zincirde bir tanesini çiçeğim için bırakıp ikinci yaprağımı bakın arkadaşlar bu lalem için lalemin yaprağı için bu da minik yaprak bir tane atlayıp ikinciye bu şekilde arkadaşlar yaprak hazırlayacağız. Sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Yine 3 zincirimi çekip yuvamın içine sık iğne ile bu şekilde yaprağımı hazırladım. Yine 3 zincir arkadaşlar. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. Bu yaprakta ne yaptıysam aynısını yapacağız arkadaşlar. Buraya da yine köşe olduğu için 4 zinciri çektim sıkı sıkı ve yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi tekrar 3 zincirimi çekip ikinci yuvamın içine sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Bakın arkadaşlar ikinci yuvada artırma var. Bu iki olan yuvam 3'e çıkacak. 2'den 3'e çıkarıyorum bu şekilde. Evet. Döndüm düz yüzüne. Bir zincirimle tabii ki sahte sık iğnenin kenarına olmazsa olmaz arkadaşlar ve buraya sık iğne ile sabitleyerek kesim işlemini gerçekleştiriyoruz. Hemen artırdığımız gibi gerisin geri arkadaşlar geri kesiyoruz. Hemen sıradaki yuvanın içine 3 zincirimi sık iğne ile sabitledim. Yine 3 zincir buraya sık iğne ile sabitledim. 2'den 3 tekrar 2'ye ve 1 zincirimi dönüp Hemen arkadaşlar yuvaya sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum ve köşede kesim işlemini gerçekleştirdim. 3 zincir hemen döndüm. Şey yandaki yuvaya sık iğne ile sabitledim. Evet arkadaşlar, yine yaprağımızı bitirdik. Bakın yapımı da çok kolay. Hemen son yaptığımız yuvanın içine bir zincirimizi sık iğne ile sabitliyoruz. Şöyle tepesine de oturması için bir zincir çekip şöyle ipimi de kısacık kesiyorum Evet arkadaşlar yine aynı şekilde bakın bunları da bir atlayıp bir tane bir atlayıp bir tane yapıp buraya dört tane yaprak yapacağız bunu da şöyle arkadaşlar şuradan buraya ister yakarız ister arkadaşlar modelin yaprağına göre e, ipi kullanabiliriz çatma işlemi için Evet diğer yaprakları tamamlayayım. Hemen lalenin yaprağının yapımında görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde bakın inik yapraklarımızı tamamladım. Böyle bir tane ortada bırakıp bir tane ikinciye yaparak 8 tanesini Evet arkadaşlar bakın yapraklarımızı bu şekilde Evet arkadaşlar minik yapraklarımızı bu şekilde tamamladım 8 yuvamız vardı Dört tanesini bir atlayıp ikinciye yaprağı yaparak Dört tanesini yapraklar için yaptık Şimdi arkadaşlar bu yaprakların arasında kalan Yuvalarımıza da bu şekilde Lalimizin yapraklarını yapacağız Bir tanesini sizler için denedim arkadaşlar bakalım nasıl oluyor diye He, Hani sizler Kızmayın Büyük büyük demeyin diye Bir tanesini deneyeyim dedim gayet de güzel hoş oldu arkadaşlar bakın bu şekilde Şimdi sizlere şöyle aradan girerek lalemizin yaprağını anlatalım arkadaşlar. Bakın. Yuvamızın içine giriyorum. Sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Şöyle arkadaşlar net gözüksün. Şu mor ipimizi biraz çekip gerdirebiliriz hatta. Evet, sık iğne ile bu şekilde sabitledim ipimi ve 3 tane zincir çekerek bir tane arkadaşlar. Bir yuvayla bu şekilde buraya başlıyorum. Bakın yaprağımızın arasındaki yuvanın üzerine bir tane yuva yaptım. Şimdi buraya dört tane zincir çekiyorum köşe olduğu için. 4 zincirimi çektim sıkı sıkı arkadaşlar. Bakın elimdeki ip suni ipek olmasına rağmen onu bile çektirdim arkadaşlar. Leyla da çektirirseniz bu şekilde jilet gibi olur. Suni ipek şart değil. Ben yani şöyle ekranda zarif dursun diye bu şekilde sizlerden korkudan bunu da denedim arkadaşlar. Evet. Yuvanın içine bir tane 3 zincirden yuva yaptım. Yine aynı şekilde 3 zincirimi çekiyorum ve yuvanın içine girip bu şekilde bakın iki tane yuvamız oldu. Yeşilin içine bir tane yuva yaptım. Sonra onun içine de iki tane yuva hazırladım. Yine 4 zincir çekiyorum. Döndüm arkadaşlar. Bakın, bu şekilde. İğne oyası gibi artma işlemi olmadığı için tığ oyasında dönerek bu şekilde hem de daha tez çoğalma işlemi oluyor arkadaşlar tığ oyasında. Hemen ilk yuvamın içine sık iğne ile buraya sabitledim zincirimi. Üzerine yine 3 zincir çekiyorum. Bakın ikinci yuvamın içine artırdığım yuvamın içine sık iğne ile 3 zincirimi sabitledim tekrar 3 zincir çekerek bu son yaptığım yuvanın içine bir tane daha yapıp bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum Evet bakın arkadaşlar şimdi sonunda artırma işlemi yaparak yuvamızı 3'e çıkardık yine artırma işlemimize devam edeceğiz şöyle sıkı sıkı 4 zincir çekiyorum zarif durması için elinizin sık olması ve ipinizin güzel esnetilmiş olması lazım arkadaşlar. Malum iğne zarifliğinde olmasını istiyorsanız. Hemen arkadaşlar bakın artırma işlemini bu şekilde köşeden gerçekleştirdim tekrar. Aynı tığ battığının içine hiç kesmeden battım. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle sıkı sıkı ortadaki yuvamın içine girdim. Ve buraya sık iğne ile sabitledim. Bakın arkadaşlar bura önemli. Şimdi 3 tane de ortadan da artırma yapacağız bakın altta üç tane yuvamız vardı ortanca ikinci yuvanın içinde şimdi 3 zincir çekerek tekrar buraya bakın aynı yuvanın içine bir daha kapatıp buraya sık iğne ile sabitliyorum tekrar 3 zincirimi çektim ve yuvamın içine sık iğne ile sabitledim Evet Şimdi arkadaşlar 4 oldu. Sonuncu yuvama bu şekilde bir tane daha buraya yuva yapıp sık iğne ile sabitliyorum. Bakın arkadaşlar. 1'den 2, 2'den 3 yaptık. 3'e kadar kenarlarında artırdık. 5 olması için ortadan da artırdık. Ama arkadaşlar artık bu 5 yuvayı koruyacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi bu 5 yuvayı koruyacağız. Onu da nasıl yapacağız? Sadece ortadan artırarak yapacağız. Ve bakın bir zincirimi zaten çekip bırakmıştım. Sahte sık iğne olduğu için muhakkak bir zincirim vardır arkadaşlar. Şöyle sık iğne ile oraya sabitledim. Bakın. Burada kesim işlemi gerçekleşmiş oldu. Ve sıkı sıkı yine 3 tane zincirimi çektim. Hemen bir sonraki yuvaya sık iğne ile sabitledim. Yine 3 zincirimi çektim. Hemen ortadaki yuvanın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. 3 zincirimi çekiyorum. Ortadaki yuvanın içine sık iğne ile buraya sabitledim. Tekrar 3 zincirimi çektim. Bakın sıradaki yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. Evet arkadaşlar ortadaki artırmamızı yine yaptık bakın. Ve yine 3 zincir yine sıradaki yuvamın içine sık iğne ile buraya sabitliyorum. Döndüm düz yüzün arkadaşlar bakın bu şekilde 5 tane ikinci sıramız oldu. Ve bu da üçüncü ve son sıramız. Şöyle bakın 3 artırmadan sayalım. 3 tane artıracağız. 2 artırdık. Şimdi bir tane daha ortadan artıracağız. Sıradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim. 3 zincirimi çektim. Yuvaya sık iğne ile sabitledim. 3 zincirimi çekip sık iğne ile sabitledim. Yine 3 zincir. sıradaki yuvanın içine sabitliyorum. Evet bakın. 3 defa şuradan da sayabilirsiniz bakın arkadaşlar. 3 oldu ya yuvamız. Yuvamız 3 oldu. Şöyle 1 2 3. 3 sırada 5 yuvalı e, yer ya sıra yaptık arkadaşlar. 1'den 2, 2'den 3, 5 5'li de 3 sıra yapacağız. Şimdi 3 sıra oldu bize göre arkadaşlar. Hemen kesim işlemine başlıyoruz. Hemen döndüm. Sık iğne ile bir zincirimi buraya sabitledim. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Bakın. Sıradaki yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. 3 zincirimi çektim. Hemen bakın ortadaki yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum tekrar 3 zincirimi çektim yuvamın içine girdim sık iğne ile sabitledim 3 zincir bu şekilde sık iğne ile sabitledim evet bakın ortada artırmadım artırmadığım için dörde eksildi yuvalarım şimdi bir zincirimi çektim arkadaşlar döndüm Artık 4 olan yuvam 3 2 1 olarak devam edecek. Yine 3 zincirimi çektim. Bakın sık iğne ile sabitliyorum. Zincirimi sıkı sıkı çekiyorum. Yuvalarım minik olsun diye. Zincirleri bol bol çekmeyin arkadaşlar. Yoksa kocaman bir yaprağınız olur. Zaten model biliyorsunuz aşamalı, büyük bir model. Daha fazla büyütmeden şöyle sıkı sıkı zincirleri çekip ipi esnetmeyi unutmayalım döne döne bu şekilde yapıyorum yine 3 zincirimi çektim yuvanın içine girip sık iğne ile 3 zincir yuvanın içine girip sık iğne ile Evet bakın arkadaşlar yavaş yavaş yaprağımız bu şekilde oluşuyor. Yine bu köşedeki yuvadan sık iğne ile sabitledim. 3 zincirimi çektim. Yuvanın içine girip sık iğne ile sabitledim. Dönüyorum. Yuvanın içine girip tek yuvanın bu şekilde yaprağım hazır. Evet. Hepsi bu arkadaşlar. Zorluğu yok. Biraz aşaması var o kadar. Evet, şu ipleri hemen yakıp dibinden şöyle arkadaşlar kısacık kesip yakıp temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, yapraklarımız bu şekilde hazır. Bakın. Şimdi kenar kontürünü çekmek için bu lale yaprağının ilk yuvasına sık iğne ile ipimi buraya tutturuyorum arkadaşlar. Ve sabitledim. Bakın. 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Hemen yuvanın içine girip sık iğne ile buraya sabitliyorum. Yine 3 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvanın içine girdim. Sık iğne ile sabitledim. Bakın arkadaşlar, 3er zincir çekerek yuvaların içine bu şekilde kenar kontürü çekiyorum. Yine 3 zincirimi çektim ve sıradaki yuvamın bakın şu kenar dönüş kesme yerleri arkadaşlar oralara girip şöyle onların içine girmiyorum boşluğa yuvaya giriyorum yine 3 zincirimi çektim yuvanın içine girdim sık iğne ile sabitliyorum 3 zincir yuvanın içine girdim sık iğne ile sabit Tekrar 3 zincir yuvanın içine girdim sık iğne ile sabitle Evet yaprağın kenarın arkadaşlar bu şekilde aşağı inene kadar üçer zincirli yuvalar yapıyoruz 3 zincirimi çektim yine bakın buraya yuvanın içine en baştaki yuvanın içine sık iğne ile sabitledim buraya kadar geldik üçer zincir çekerek yine 3 zincirimi çektim yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Bakın aynı yuvanın içine bir tane daha yaptım. Böyle köşesi yaprağı arkadaşlar hem yaktığımız yer gözükmüyor hem de güzel duruyor. Aynı yere tekrar en köşeye yani şurasına bakın o boşluğu gözükmemesi için bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Yine 3 zincirimi çektim. Aşağı iniyoruz arkadaşlar yaprağın şimdi sol tarafını da aynı şekilde üçer zincirle kontrol edeceğiz. Sık iğne ile geçtim. 3 zincir. 3 zincir. Evet, bakın arkadaşlar. 3 zincir. Şöyle sıradaki boş olana. Şöyle arkadaşlar diğer yaprağı katlayayım ki sizler de net görebilirsiniz. 3 zincirimi çekiyorum. Bakın buradan artırmaya başladığımız noktadan hemen girip sabitliyorum. Bu şekilde sabitledim. 3 zincirimi çektim. ve yuvanın içine girdim tekrar 3 zincir çekiyorum 1 2 3 zincir hemen bakın arkadaşlar birinci yuvaya geldik yaparken yaparken ilk yuvaya geldik buraya sık iğne ile sabitledim şöyle arkadaşlar 2 zincir çekiyorum. bir zincir gibi bakın sahte sık iğne olduğu için gayet birbirine de yakın olacak. Şimdi bu yaprağı arka tarafını alıyorum. Bakın şöyle. Buradaki ilk yuvamın içine girip şöyle göstereyim net arkadaşlar. Bu iki zincirimle buraya bu şekilde geçiş yapıp bakın birbirine birleştirdik. Gördünüz mü? Bir zincirle de geçebilirsiniz arkadaşlar. Şey, şu şekilde şimdi aynı ilk yaprakta ne yaptık arkadaşlar? Üçer zincirle her yuvaya girerek bu şekilde kontür yaptık. Yine aynı şekilde 3 zincirimi çekiyorum ve yuvalara sırasıyla girerek bu şekilde kontür yapıyorum. Hem de arkadaşlar bakın bu yaprağı nazarla şöyle göstereyim. Kontür çekince yaprak daha bir görüntü olarak, görünüm olarak daha bir güzel oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın yaprağımız da arkada kaldı bu şekilde. bunu ben dolanlayayım her tarafını aynı işlem uzamasın. Sonra bu yaprakları şu şekilde birleştireceğiz köşelerinden. Orasının gösterimi için tekrar geleyim. Evet arkadaşlar bakın tüm yaprakları bu şekilde kenar kontürlerini yaptık ve son olarak iki zincirle karşıdaki ilk yuvanın içine geçerek bu şekilde birbirine birleştirdim Şimdi arkadaşlar bunu bir şu şekilde katlıyorum Bakın bu tarafta 8 tane tığ battı hazırladık karşı tarafta da 8 tane tığ battı hazırladık bu şekilde şimdi bunun dört tanesini bu şekilde birleştireceğiz dördü ucunda açık kalacak iki zincirimi şöyle arkadaşlar buraya karşılıklı olarak ikisinin de içinden geçtim bakın bu şekilde sık iğne ile buraya bir tane hem zürafa yaptık hem de ikisini birbirine tutturduk yine dibine iki tane zincirimi çekiyorum arkadaşlar bundan ve bir de karşısındaki yuvadan girerek bakın arkadaşlar bu şekilde kapattım. Evet. Şöyle kenarında küçük bir sürafamız oldu. İki zincirimi çekiyorum. Şöyle tuttum arkadaşlar. Şimdi karşıdaki yuvadan da girip ikisini birbirine bu şekilde sabitliyorum. Bakın. E tekrar iki zincirimi çektim. Buraya tığ battımın içine buradan da karşıdaki yuvadan giriyorum ikisini birbirine tutturup bu şekilde sabitledim size ekran karşısında arkadaşlar hemen kolaylıkla karşıyı görüp yapabilirsiniz bakın şimdi arkadaşlar buraya bir tane daha yapıp ipimizi koparacağız bakın üç tane bu şekilde tığ battım oldu dördüncüyü de yapıyorum Dört tane de bu ucunda kalıyor. Şöyle bir zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Üzerine ipimi koparıyorum. Kopararak yapacağız arkadaşlar, mecburen artık geçiş olmadığı için. Bakın, şöyle açalım. Bakın, kenarlarda bu şekilde kaldı ve biz bunu bu şekilde de buraya ikisini birbirine tutturduk. Şimdi arkadaşlar diğer yaprakları yapalım. Bir tane daha göstereyim. Evet arkadaşlar şöyle ikinciyi de göstererek daha kuvvetli olmasını sağlayacağız bu şekilde inşallah. Bakın ilk yuvadan, ilk 3 zincirli yuvadan girip şöyle karşısındaki 3 zincir şöyle alalım arkadaşlar. Karşısındaki yuvadan da bu şekilde girerek ikisini birbirine sık iğne ile sabitliyorum. Ve iki zincirimi çektim. Hemen girdim karşısındakinden, yuvadan da girdim arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Yine iki zincir çekiyorum. Sık çekenler burayı 3 de çekebilir ama arkadaşlar tığ işi çok kaba durmasın. Ne de olsa zincir çekerek kalın olarak yapıyoruz. Şöyle açıp net bakalım arkadaşlar. İçine girdim. Karşıdakinin de içine giriyorum. Şöyle ikisini bir birbirine zincirimle tutturdum. Bakın. Yaprakları birleştiriyorum. Girdim. Bu şekilde karşıya da girdim sık iğne ile sabit Evet bak arkadaşlar şimdi bir tane daha yapacağız Çünkü burada köşede üç tane kalacak şöyle net inşallah gözüküyordur bakın şu köşeden şöyle şuradan sayalım 1-2-3 şimdi 2 zincirimi tekrar çekiyorum sonuncu yuvamı da birleştirip şöyle sık iğne ile sabitleyip üzerine sıkı sıkı bir zincirimi çekiyorum Evet lalemizin ucunu açık bırakıyoruz arkadaşlar. Böyle kenarlarından sabitliyoruz. Tutturuyoruz. Bakın şöyle. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Şu kalan iki tanesini de ben aynı şekilde birbirine tutturup arkadaşlar bunları da yakıp temizleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ortasına tohum atacağız bu şekilde Bakın sihirli halka yapacağım arkadaşlar Sil şöyle ipimi dikmek için birazcık pay bırakıyorum Sihirli halkamı şöyle yapıyorum arkadaşlar bakın parmağımda gelen ipi Öbür ipin üzerine koyuyorum Bu şekilde tutuyorum bakın Ortadan Girip buraya Bu şekilde sık iğne yapıyorum Halkanın içine şöyle biraz küçültebiliriz. Bakın bu şekilde de hem halkamızın olup olmadığını da anlayabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya kurşun kalem küçük olacağını düşündüğüm için bu pilot kalemi şöyle ilmeğimin arasından geçirdim. Şöyle üç tanesini böyle buraya ilmek toplayacağız. Pardon arkadaşlar üç tane iğne oyasındaydı. Çünkü bu biraz bizim tığ işi zarif olduğu için şey iğne zarif olup tığ biraz kalın olduğu için başlasın diye şöyle ikişer tanesini bir tutturacağım küçük bademler atacağız birebir aynısı olması için minik tohumlardan ziyade arkadaşlar lale biraz şatafatlı o yüzden ben de onu ikişer tane ilmeğe tutturmayı düşünüyorum yani iki tanesini bir ilmek sayıp şöyle 6 tane bu şekilde ilmek topluyorum bakın iki zincirimi çekip buraya kapattım yine bunu parmağınızda da dolayıp arkadaşlar veya göz kararı da hani ben burada bu şekil yapıyorum kalemle yapıyorum ama siz parmağınızla veya göz kararı çekip hepsini aynı yapabilirsiniz. Şöyle benim gibi simetri hastası olup da hepsinin aynı olmasını istiyorsanız bu şekilde yuvaların dibine iki zincir çekerek kalemle bu şekilde şey e, ölçü alabilirsiniz arkadaşlar iki zincirimi çekiyorum bakın bu şekilde sabitledim ve dibine de arkadaşlar böyle ilmek kaçmaması için iki zincirimi çektim hemen ipimi şöyle uzunca çekiyorum arkadaşlar kesiyorum buradan çektim bakın şimdi bu ilk yaptığımız ilmeği daraltıyoruz şöyle tuttuk arkadaşlar ilk önceki bu ilmeğimiz bakın burayı küçülttük bu şekilde burayı gayet küçültebildiğiniz kadar küçültün arkadaşlar ve şimdi bu ilmeklerimizi ikişer ikişer toplayıp buraya minik tohumlar ayarlayalım Evet arkadaşlar bakın bu şekilde şimdi iki tanesini şöyle ayıracağım diğerlerinden ve sık iğne ile buraya sabitliyorum beyaz ipim de arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle çekilmiş ipek bunu her tuhaf yerde bulabilirsiniz arkadaşlar şimdi 3 tane zincir çekip buraya bir tane yuva yapıyorum tohumumuz bu şekilde biraz 3 zincirimi çektim yine aynı şekilde yeşil yuvaya girip buraya yuva yapıyorum Yine 3 zincir. Evet bu şekilde bakın tohumumuzun ilmeklerimizin üzerine 3 tane yuva yaptık. Şöyle ters tarafına çeviriyorum. İlk yaptığım yuvamızın içine sık iğne ile bu bir zincirimi sabitliyorum. Burada kesim işlemi azaltma işlemi yapıyoruz. Artık siz de ustalaştınız arkadaşlar. Laleden beri kesim işlemini gösteriyorum. Ve Buraya 3 zincirimi hemen yandaki yuvaya sabitliyorum. Bakın azaltma işlemi yaptık. 3 olan yuvamız 2'ye düştü ve sık iğne ile sabitledik. Bir zincirimi şöyle döndüm. Yine hemen köşedeki yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. 3 zincir aslında bu şekildeydi arkadaşlar. Ben de aslı gibi birebir aynısının tohumlarını attım. Böyle lale 3 boyutlu lale yine yasma deyince izleyebilirsiniz. Evet, bir zincirimi de tepesine çektim. Tohumumuz tamam arkadaşlar. Şöyle kesip temizleyelim. Şimdi arkadaşlar bakın burada ne yaptıysak diğer bunları da bu şekilde ikişer ikişer tutacağım. Bakın burada iki ilmek var. Bunları da 2-2 alıp burada 3 tane bu şekilde böyle minik bir bademimiz olacak. Hemen onlar ikisini de ben tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet. Lalem hazır bu şekilde. Şöyle arkadaşlar bakın. Kenarındaki minik yapraklarda çok hoş ve zarif oldu. Şimdi arkadaşlar bu yaptığım e, tohumu Şimdi arkadaşlar bakın en ortasında şöyle iğneye taktım. Şimdi şeyi de göstereyim arkadaşlar size. Şuradaki en son kestiğim ipi yaktım. Bu çektirme ipimizi sihirli halka kurarken yaptığımız ip. Şimdi buradan en orta yerinden arkadaşlar şöyle sihirli halka yaptığımız yuvanın içinden geçeceğiz. Sihirli halkanın da bu özelliği çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın en ortadaki bu ipin hemen yanındaki minik delikten bakın sil halkamızın yuvasından böyle geçiriyorum şu şekilde çevireyim size doğru bakın arkadaşlar siyah kurşun kalem küçük olur diye büyük mürekkepli kalemle kırmızı kalemle yaptı pilot kalemle o bile sanki daha küçük siz daha büyüğünde yapabilirsiniz sallantılıdan fazla hoşlanmıyorsanız aslında normal arkadaşlar bakın çok da güzel yakıştı içine. Birebir iğne oyasındaki gibi yaptım sizler için. Siz de bu şekilde yaparsınız inşallah. Evet. Aslında fazla şey değil arkadaşlar. Bu güzelliğe değiyor. Şimdi ben bunu buraya dikeceğim arkadaşlar. Bu şöyle ekran gelsin bakın. Sihirli halkamızın dibindeki sürafalardan geçerek şöyle Bakın bir de içinden geçiyorum. İsterseniz buraya e, zürafa taktiğiyle hani sarma var ya iğnenin ucu o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle döne döne 2 veya 3 tane arkadaşlar yuvanın içine zürafanın içine girerek bakın şu şekilde de yapabilirsiniz. Bir iğnenin önündeki ipten bir de arkasındaki ipten bu şekilde zürafa yaptığımız sarma taktiğiyle de bu şekilde dikebilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın bunu buraya yaptık, diktik ve ipimi de buradan kesip hemen ucunu yakıyorum. Kesemedim. Evet. Bunu hemen yakıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar bu yaptığımız üç boyutlu lalemizi tülbentimize evlilik örtümüze nasıl tutturacağız ara olarak onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar benim yapacağımı farklı olarak size bazı alternatif böyle resimler göstermek istiyorum. Bu resimlerden de fikir alarak çeşitli şekilde bu lalemizi değerlendirebilirsiniz. Evet şimdi resimleri gösterelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yaptığımız lalemizi böyle kayaların arasına yerleştirerek ister iğne ile dikin ister tığla bu şekilde sabitleyin. Bu şekilde mülüt örtüsü ve yemen olarak kullanabilirsiniz. Evet bakın arkadaşlar şu bizim yaptığımız mesela mor renkli lalenin yanına böyle açık eflatın Dila dediğimiz renkten bir tane daha yapıp şöyle bakın zincir çekip iki yaprağın arasına bu şekilde sabitlenmiş bunu bu şekilde arkadaşlar servis pesiyetesi olarak değerlendirmiş ve bu yurt dışına çalışıyor arkadaşlar yurt dışına bu şekilde sipariş modeller yapıp peçetelere gönderiyor Siz de bu şekilde hem bunlar bu şekilde yapıp hem yurt dışlarına sipariş alıp değerlendirebilirsiniz tabi yurt içine de bu şekilde siparişler alarak hem kazanç elde edersiniz hem kendinize de yapabilirsiniz bir de şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu gelincik modelini daha önce sizler için çekmiştim biliyorsunuz. Bu gelincik modelini nasıl yapacağız? Havlu kenarını almameli. Tört isen nasıl olur? Bunu da bu şekilde aynı demin gösterdiğim peçete gibi ucuna seris peçetelerinin ucuna gelincik de yapabilirsiniz. Üç boyutlu lale de yapabilirsiniz. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi benim size anlatacağım hafif ara iki yaprak arasındaki lalenin nasıl montelenir nasıl tutturulur ona geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bu şekilde e, fil dişinden ara suyu yaptım Siz e, bunu sinek kanadı yapabilirsiniz Aslında sinek kanadı da arkadaşlar şöyle çeşit olarak bir de fil dişili olsun istedim şimdi tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyoruz şöyle 4 zincirimi çektim ve tığ battığımın içine girip sık iğne ile Yine 4 zincir çevirdim. Ve bakın tığ battımın içine girip bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Buraya bir tane tomurcuk yaptık. Bakın bu şekilde yanına. 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi çevirdim arkadaşlar bu şekilde. Hemen tığ battımın içine girip bakın bu şekilde Sahte sık iğne ile bunu buraya sabitliyorum. Bakın yapımı çok kolay. 4 zincir, 4 zincirden 4 tane buraya tığ yapacağız. Bu birinci tığ battım. 4 zincir, 2, 3, 4 zincir. 3. tığ battım. dördüncü tığ battımı da bu şekilde buraya kapattım tığımın başını iki defa doluyorum ve hemen tığ battının içine girip bir iki 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 alarak buraya trabzandan bir yuva yaptık bu arkadaşlar yaprağımızın yuvası olacak ve bir zincir çektim dibine bir defa tığımı doladım yaprağın içine girip bu şekilde üçünü birden kapattım buraya bir trabzan yaptım 5 zincir Bakın bu 5 zincirim tomurcuk olacak arkadaşlar araya girip şöyle tomurcuğumuzu kapattık hemen kapatır kapatmaz dibine bir zincir ve bakın, içinden bir tane ilmek aldım iki yaprak için şey trabzan arasına da girdim bir tane de oradan ilmek aldım 2 2 5 zincir şöyle 5 zincirimi çekip buraya sık iğne ile sabitliyorum dibine bir zincir hemen aynı yuvanın içine girdim dibinde bir zincir 2 dibinde 3 dibinde 4 4 tane ilmeğimi aldım 2 2 2 5 zincir bu tomurcuk sayımız arkadaşlar 4'e kadar devam ettireceğiz aynı şekilde ilk bakın şöyle ilk aramızın içine sık iğne ile sabitledik üçüncü tomurcuğumuz Hemen her tomurcuğun dibine bir tane zincir çekiyorum. Buraya girip aynı yere tomurcuğun dibine girip bir tane ilmek aldım. Bakın arkadaşlar sırasıyla tellerin arasına girip bu şekilde ilmeğimi aldım. Ve yuvama da girdim arkadaşlar. Bu şekilde ilmeğimi aldım. Şimdi bunlar 2 2 2, 2 alarak, bakın hepsini topladım. 5 zincir çekiyorum. İlk trabzanımın arasına kapatıyorum. Hemen arkadaşlar, zinciri çeker çekmez bu şekilde bir tane buraya e, muhakkak zincir çekin oturması için. Aynı yuvanın arasına girdim. Bakın 2 3 Telleri sırayla giriyorum. Zaten açılıyor arkadaşlar. 4 5 Bir de kameranın karşısında pek fazla sıkı yapılmıyor. Ee, biraz daha gevşek yapılıyor. Daha net açılıyor sanki. Ve şimdi arkadaşlar bakın 2 2 son sıramızı da bu şekilde aldık şöyle bitirelim. Yaprağımız hazır. Bu şekilde yaptım yaprağımızı arkadaşlar. Ve 5 zincir 5 zincirimi çekip hemen telin arasına sık iğne ile buraya sabitledim. Bir zincir çekerek şöyle aşağıya inip sık iğne yapacağız arkadaşlar. Kapattım. Bir zincir çektim. Hemen sıradaki aralıktan sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bakın arkadaşlar birer zincir çekerek bu şekilde inebilirsiniz. Daha gerdirmemiş ve sağlam oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın en son yaptığımız bu yuvanın içine de girip ve bu şekilde yaprağımızı tamamlıyoruz. Farklı yapraklar da deneyebilirsiniz. En son arkadaşlar bakın buradaki hani şöyle dönüş yapmış trabzan yapmıştık ya o yaprağımızın içine de bu şekilde girip bir tane de oraya sık iğne yapıyoruz ve dört tane zincir çekerek yine arkadaşlar tığ battı yapacağız yedi tane tığ battı mesafesi yapacağız üç tanesini kenarlara dördüncüye de lalemizi dikeceğiz arkadaşlar ister deseniz tığla da çatabilirsiniz 4 zincir 2 3 ve 4 Şimdi 7 tane olunca arkadaşlar Şimdi buraya yaprak yapacağız ve tığımın başını iki defa doladım. Yuvaya girdim. Hemen yandaki tığ battıya girdim. 1 2 2 2 Bakın bu şekilde buraya bir trabzan yaptım. Dibine bir zincir. Bir defa tığımı dola. Hemen yuvadan da bir tane ilmek çıkar. Üçünü birden bu şekilde buraya sahte trabzan yaptım. 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Buraya sabitledim. Tomurcuktan sonra hemen bir zincir. Her yeni sıraya başlarken muhakkak bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle şura biraz gevşek olmasın. Hemen tığ battıma girip tomurcuğu kapattığım yere giriyorum. Dibinde bir zincir ilmek aldım 2. Trabzana girdim. Dibinde ilmek aldım 2. 2 ve 2 olarak buraya büyütüyoruz yavaş yavaş. 5 zincir. 5 zincirimi hemen telin arasına girip şöyle ikinci tomurcuk olarak buraya kapattım dibine bir zincir. Aynı tomurcuk yaptığım yere girerek çoğaltma işlemi yapıyorum. 2 Sıradaki telimin arasına giriyorum. 3 ve tırabzanına da giriyorum. 4 Şimdi arkadaşlar 2 2 2 alarak bu şekilde sabitledim. 2 3 4 5 zincir. Ben arkadaşlar bunu tomurcuk olarak kapattım. 3. tomurcuğum. Dibine bir zincir. Kapattım buraya. Dibinde bir zincir. Sıradaki telin arasına girdim, dibinde bir zincir. Sıradaki telin arasına girdim, dibinde bir zincir ve en son yuvamızdan da bu şekilde aldık. Şimdi arkadaşlar bunları ikişer ikişer çekerek başa kadar çıkıyorum. 2 2 Şöyle 2 ve 2. 4 tomurcuğum. 5 zincir. Hemen bakın araya girip sabitliyor. Arkadaşlar zincir çekmeyi asla unutmayalım. O tutturuyor. Ve dibinde bir zincir. Sıradaki tel dibinde bir zincir. 4 sonuncu ve bu şekilde arkadaşlar ilmeklerimiz 7'ye çıktı bunları 2 2 alıyorum 2 2 sonuncu sıram arkadaşlar şöyle 4 tane tomurcuk olduktan sonra aşağı ineceğim yavaş yavaş 2 3 4 ve 5 Hemen telin arasına girip bunu sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çekerek Hemen yandaki telime sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bir zincir, bir zincir, bir zincir. Evet arkadaşlar. Şöyle en son yuvamızı da aralık aralayarak buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar trabzanın içine en sonda inelim. Bakın yaprağımız bu şekilde bitiyor. Bu tığ battının içine girip trabzan yapmıştık ya, yuva yapmıştık ya. Oraya da muhakkak girin arkadaşlar. Şöyle tümsekte kalmasın. Tığ battı seviyesine insin. Şimdi yine 4 zincirimi çektim. Tığ battı yapacağız arkadaşlar bu şekilde. Yine 4 tane tığ battı yapıp fil dişlerini yapmaya devam edeceğiz ara suyuna geçiş yapacağız burada Evet arkadaşlar yapraklarımız bu şekilde şimdi bu yaprağın arasına biz iğne ile lalemizi dikeceğiz şimdi lalemizi de dikelim bitirelim arkadaşlar Evet arkadaşlar dediğim gibi lalemizin ucundaki tohumlardan buraları bu şekilde süsleyip daha biraz daha ağırlık verebilirsiniz isterseniz Nasıl yaptığımı göstermek istedim. Fil dişinin bu 8 zincirli artma işleminin içine ipimi sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincirimi çekip buraya arkadaşlar 3 tane yuva yapıyorum. Bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Tekrar 3 zincir. Şöyle bakın yeşil yuvadan girip sahte sık iğne ile bu şekilde kapatıyorum. Daha zarif olduğu için sahte sık kullandım. Bakın bu şekilde arkadaşlar tığım şöyle heh, tığımdakinden geçirip üzerine bir zincir. Tekrar dönüş yapıyorum. Bu yaptığım en son yuvanın içine girip yine bakın buraya kesme işlemi uyguluyorum. Sık iğne ile sabitledim buraya. Yine 3 zincir. Şimdi 3 olan tığ battımı 2 1 diye arkadaşlar şey bu yuvamı eksiltiyorum. 3 zincirimi çektim. Yine yuvanın içine girip kapattım. Bir zinciri zaten çekmiştik. Sık iğneden dolayı dönüp en son yaptığım yuvanın içine bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 3 zincir yine bakın, tek kalan yuvamın içine sık iğne ile sabitledim bir zincirimi döndüm şöyle tepesini arkadaşlar bir tane sadece sık iğne yapıp kapatıyorum şimdi ipimi kopardım ara suyumuzun minik badem süslemesini de yaptık bu şekilde bunları yakıp hemen dikim işlemine geçelim evet arkadaşlar bakın bu iki yaprağın arasına 7 tane bu şekilde tığ battı yapmıştık buradaki tığ battıdan arkadaşlar ortadaki dördüncü tığ battıdan üçer tane yanlarda kalacak şekilde bakın buraya geçirdim şöyle arkadaşlar bakın kökünden yaptığımız bu tığ battı hazırlamıştık 8 tane oradan bu şekilde geçerek şöyle dikiyorum görüyorsunuz arkadaşlar bu ortadaki yaptığımız tığ battının içinden geçerek bu şekilde buraya dikeceğiz. Tekrar tığ battıya girdim. Şöyle tekrar bir yanındaki yerden geçiş yaparak dikiyorum. Şöyle arkadaşlar çözünürlük kımıldadıkça bakın. İki üç defa geçtim. Siz daha fazla da geçebilirsiniz. Maksat nasıl dikileceğini göstermek istedim size. Şöyle ters tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Diktikten sonra ters tarafındaki bu diktiğimiz tığ battının içinden de şöyle 2 3 defa geçip geçelim ki bakın buradan tığ battıdan kenarından bu ipimizi buraya sağlamlaştırmış ol olalım. Şöyle tığ ipin içinden tekrar geçiyorum. Bakın bunu buradan hemen ipimizi koparıp yakalım. Şöyle tabii ben ipi geçirebilirsem ters tarafından ipimi kopardım yakacağım hemen geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın bu yeşil yaprakları için şöyle sprey yapabilirsiniz lalenin uçlarına bu şekilde kıvırık durmasını istiyorsanız sprey yapabilirsiniz Biraz daha bu yaprakları uzak olsun diyorsanız daha uzakta da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın yapraklarınızı daha da büyük yapabilirsiniz, daha da büyütebilirsiniz. Bu şekilde lale modelimiz şöyle bir de görüntüsüne bakın arkadaşlar. Karşıdan modelimiz bu. Bu şekilde yapılışı da. Evet. İnşallah anlatabildiğim net bir video çekimi olmuştur arkadaşlar. modelin bu şekilde. Şöyle görüntü olarak yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.